Merhaba gençler, ben Şükran Hocam. Bölgeler ve ülkeler konusu ile bir aradayız. Bu konumuzda sanayileşmiş bir ülke olan Almanya ile başlıyoruz. Orta Avrupa ülkelerinden biri olan Almanya, sanayileşmiş ülkelerin başında gelir ve İngiltere ve Fransa'ya göre sanayileşme faaliyetlerine bir tık daha geç başlayan ülkelerden bir tanesi olmasına rağmen günümüzde onları yakalamış durumdadır diyebiliriz. Almanya 19. yüzyılın başlarında bir tarım ülkesiydi ve çalışan nüfusun yaklaşık 3'te 2'si tarımla uğraşmaktaydı. Ülkede ihraç edilen ticari ürünlere baktığımızda çok büyük bir kısmı el sanatlarına dayalı olarak görülmekteydi. Fakat sanayileşme süreci 19. yüzyılın başlarında başladı. Özellikle İngiltere'de 1924'ten sonra ithal edilen ve diğer ülkelerde alınan teknolojinin taklit edilmesiyle başlayan sanayileşme süreci. Daha sonrasında Almanya'nın aldığı tedbirlerle gitgide artmıştır diyebiliriz. Almanya'nın sanayileşme sürecindeki en önemli gelişmelerden bir tanesi yüksek gümrük vergileri getirmesiyle kendi ülkesindeki üretimi koruma altına alması ve sanayinin gelişmesi adına aldığı tedbirlerdir. Özellikle bu anlamda Almanya bir yandan zengin kömür yataklarını kullanıp demir çelik üretimine önem vermiştir. Diğer yandan ise dünyada teknolojisini geliştirerek, demir yolu yapımına önem vererek önemli ülkelerden biri haline gelmiştir. Buradan demir, çelik ve demir yoluna verdiği önemi bilmemiz önemli. Almanya'ya sanayinin teşvik edilmesi adına pek çok şey yapmıştır ve bu anlamda çeşitli kuruluşlar kurmuştur. Özellikle bazı sanayi kuruluşları kendisi kurmuş ve özel sektörde devlet teşvik etmiştir. Ayrıca yatırımcılara makineler hediye edilmiş. Ülke genelinde makinelerin yaygınlaştırılması sağlanmış ve kısa süre içerisinde gelişmiş ülkelerden bir tanesi olmuştur. Bunu gümrük birliği ve sanayi teşvikleriyle sağlamıştır diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı döneminde sanayileşme süreci kısa bir kesintiye uğramıştır ve Almanya dünyadaki pek çok teknolojik buluşa imza atmıştır. Özellikle günümüzde otomotiv, kimya, demir çelik sanayi, makine Almanya'nın sanayi gelişmiş olan kollarından bir tanesidir ve diğer ülkelere göre daha önde olduğu alanlardandır diyebiliriz. Ayrıca dünyada ilk otomobili üreten, ilk otoban projesini gerçekleştiren ülkedir Almanya. Bu anlamda oldukça önemlidir ve ülke ihracatının yaklaşık %20'sini otomobillerden sağlamaktadır. Karayolunun yanı sıra aynı zamanda demir yoluna ve deniz yolu ulaşımına da oldukça önem vermiş. Bu alanlarda da kendisini geliştirmiştir. Bu durumda ticarette gelişmesini sağlamıştır diyebiliriz. Özellikle ihraç ettiği ürünlere baktığımızda Almanya'nın otomobil birinci sırada gelir dedik. Bunun dışında ilaç, demir, kimyasal maddeler, kağıt önemli ihraç ürünlerindendir. İthal ettiği ürünlerin başında ise petrol, gıda ürünleri ve ham madde gelir. Sanayide işlemek üzere kullandığı ham madde gelir diyebiliriz. Tarım devirlerine bakacağız birlikte şimdi. Tarım insanlık tarihinde üretimin başladığı dönem olarak adlandırılır aslında ve bu anlamda oldukça önemlidir. Kendi içerisinde 3 farklı döneme ayrılır tarım devrimleri. Birinci tarım devrimi dediğimiz şey insanın ilk ortaya çıktığı zamandan
Yani günümüze göre baktığımızda 10 bin yıl öncesine kadar dayanır ve tarım ürünlerinin ilk yetiştirilmeye başlandığı dönem olarak adlandırılır. Bu dönem aynı zamanda Neolitik dönem olarak da bilinir. Bazı hayvanların evcilleştirildiği, tarım ürünlerinin yetiştirilmeye başlandığı dönemdir. Tarımsal üretimin başlamasıyla insanlar yerleşik hayata geçmişler, köyler kurmuşlar ve ekonomik hayatın başlamasına sebep olmuşlardır. Aynı zamanda üretim, dağıtım, tüketim süreçlerini içeren ekonomik hayat bu dönemde başlamıştır diyebiliriz. Tarımın başladığı dönemde özellikle insanlar tamamen doğaya dayalı bir tarım yapıyorlardı ve bu nedenle doğal koşullara bağlı olarak üretim yıldan yıla çok fazla dalgalanabilir ve sel gibi, kuraklık gibi doğal afetlerden çok fazla etkilenebilirdi. İkinci tarım devrimi dediğimiz olay ise günümüzden yaklaşık 2000 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Demirin işlenmeye başladığı dönemde demir sabanın yapılması bunu başlatan olay olarak adlandırılır diyebiliriz. Böylece toprak çok daha kolay bir şekilde işlenmeye başlamış ve tarım alanları genişlemiştir. Yine özellikle Avrupa'da sabanın kullanılmasıyla birlikte tarımsal üretimde sıçrama yaşanmıştır. Avrupa'da sabana öküz yerine atın koşulması tarlaların kısa süre içerisinde sürülmesini sağlamış. Ayrıca atlar öküzlere göre de çok daha fazla çalışabilen hayvanlardır ve çalışma saatlerinin uzaması üretimin artmasına sebep olmuş. Yani nadas alanlarının azalmasına sebep olmuştur. Aynı zamanda nadas alanlarının azalmasıyla birlikte dönüşümlü tarım uygulaması uygulanmaya başlamış. Yani nöbetleşe ekim dediğimiz olay başlamıştır diyebiliriz. Bu da tarımsal süreçte önemli faaliyetlerden bir tanesi olarak sınıflandırılabilir. Tabii ki tarımın başladığı zamandan günümüze kadar geçen süreçte uygulanan tarım teknikleri sürekli olarak değişmiştir. Fakat bu durum ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ilgili olan durumlardan bir tanesidir. Çünkü bazı ülkeler kendi içlerinde ikinci tarım devrimine geçebilmişken günümüzde hala bu döneme geçememiş olan ülkeler yer almaktadır. Çok gelişmemiş olan ülkeler bunlara örnek olarak verilebilir. Üçüncü tarım devrimi dediğimiz olay ise laboratuvarlarda gerçekleşen yenilikleri ifade eder. Bu dönem özellikle 1960'lara kadar dayanmaktadır diyebiliriz. Filipinler'de Uluslararası Pirinç Araştırma Enstitüsü, Çin ve Endonezya'da yetişen iki tane farklı pirinç türünü melezleştirip daha iri taneli ve dayanıklı bir pirinç elde etmişlerdir. Daha sonraki süreçte hastalıklara dayanıklı ve daha verimli ürünler elde edilmesi üçüncü tarım devrimi olarak adlandırılır ve bunun diğer tarım ürünlerine de yansımasıdır. Teknolojinin gelişip günümüzde bu yenilikler hala devam etmektedir diyebiliriz. İşte genetiği değiştirilmiş diyoruz ya, GDO dediğimiz kısım üçüncü tarım devrimini ifade eder. Tabii ki bu durumda yine ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ilgili olan durumlardan bir tanesidir. Bazı ülkeler bu anlamda hala geleneksel, yani ekstansif tarım dediğimiz yöntemi kullanarak doğal koşullara bağlı olan bir üretim yapmakta, modern araç ve gereç kullanmamakta ve bu nedenle de bazı yıllar çok fazla ürün elde ederken bazı yıllar düşük miktarda ürün elde etmektedir. Biz bunu ekstansif, ölüden zaten aklınıza gelsin. Ölü tarım ne demek? Eski yöntemlere göre yapılan ve çok fazla verim elde edilemeyen tarım demek. Daha çok gelişmiş ülkelerde karşımıza çıkan tarım yöntemleridir. Modern yöntemlerle yapılan tarım yöntemleri ise intansif tarım olarak adlandırılır. Bu tarımın en belirgin özelliği verimin çok yüksek olmasıdır. Aynı zamanda üretimde dalgalanmalar çok fazla görülmez çünkü her yıl çok fazla ürün elde edilir. Toprağın işlenmesinde, sulamada hep modern araç gereçler kullanılır ve daha çok gelişmiş ülkeler modern tarım yöntemi uygularlar. Bunlardan bir tanesi Danimarka. Şimdi bunu inceleyeceğiz hep birlikte.
Danimarka dediğimizde Kuzey Avrupa'da yer alan ülkelerden bir tanesidir. Jütland Yarımadası dediğimiz yarımadada yer alır ve Baltık Denizi'ne komşudur. Aynı zamanda Almanya'nın kuzeyinde yer alan, aslında toprak olarak baktığımızda küçük ülkelerden bir tanesidir. Fakat kendisine bağlı olan Grönland ve Faroe Adaları Danimarka'ya büyük ekonomik getiri sağlamaktadır ve alanlarının genişlemesinde üzerinde etkili olan yerlerdir diyebiliriz. Baltık Denizi ile Kuzey Denizi arasında yer alan bu yarımadaya baktığımızda genel olarak düzlüklerden oluşur. Yani Danimarka'nın en yüksek yeri bile 200 metreyi bulmaz. Genel olarak yükseltinin çok az olduğu yerlerden meydana gelir. Deniz seviyesindedir topraklar diyebiliriz. Ve ülkede genel olarak ılıman okyanusal iklim adı verilir. Yani ılıman okyanusal iklimin en belirgin özelliği sürekli yağışlı olması. Yaz döneminde sıcaklığın çok fazla olmaması, kış döneminde ise çok düşük olmamasıdır. Tabii ki bu bulunduğu enleme göre değerlendirdiğimizde çok düşük olmadığını gözlemliyoruz. Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisi burada kendini göstermektedir diyebiliriz. Danimarka topraklarının çok büyük bir kısmı, yani aslında yarısından fazlası tarıma ayrılmıştır ve uyguladığı modern tarım yöntemleriyle gelişmiş ülkelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Özellikle bu sebeple tarımda çalışanların oranı oldukça azdır. Yani çok büyük bir kısımda tarım yapılmasına rağmen tarımda çalışanların oranı %6 civarında kalmaktadır. Çünkü gelişmiş ülkelerde az kişiyle de çok fazla üretim yapılabilir. Zaten modern tarımın en belirgin özelliği budur. Az kişiyle çok fazla üretim yapılabilmesi diyebiliriz. Tarım alanlarında en fazla yetiştirilen ürün arpadır, bulunduğu iklim koşulları sebebiyle. Bunun dışında yem bitkileri, şeker pancarı, buğday, patates oldukça fazla yetiştirilen ürünlerdendir. Danimarka'da çok gelişmiş bir kooperatif sistemi bulunmaktadır. Bu da tarımsal üretimin gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Kooperatifler üretilecek ürünlerin planlamasını, üreticilerin eğitilmesini, ürünlerin pazarlanmasını üstlenirler ve organik tarım yöntemleri kullanılır. Tarımsal verimin artması için çiftçiler çok özel olarak eğitilmekte ve pratik uygulamalar yapılmaktadır diyebiliriz. Aynı zamanda Danimarka sığır yetiştiriciliği açısından modern yöntemlerle sığır yetiştiriciliği yapan ülkelerden bir tanesidir. Verimli et ve süt verim oldukça yüksektir. Domuz besiciliği de yine aynı şekilde modern yöntemlerle yapılır. Kümes hayvancılığı oldukça fazla bir şekilde yapılır ve kürk hayvanı yetiştirir. Bu anlamda dünyada vizon sayısı bakımından ikinci sırada gelen ülkedir. Burada özellikle kümes hayvancılığında da ördek, kaz, hindi yetiştiriciliği oldukça fazla bir şekilde yapılmaktadır. Bir yarımada ve çok sayıda adadan oluşan bir ülke olduğu için balıkçılık oldukça gelişmiştir diyebiliriz. Önemli gelir kaynaklarından bir tanesidir. Daha çok dil balığı, ringa, moriga gibi balıklar bu alanda avlanır ve modern yöntemlerle açık deniz balıkçılığı yaygın bir şekilde yapılır. Balıkçılıktan elde edilen ürünler balık ürünleri işleyen fabrikalara götürülmekte ve büyük bir kısmı ihraç edilmektedir. Yani bunlardan ciddi anlamda para kazanılmaktadır diyebiliriz. Bir sonraki videoda bunlar, çok özür diliyorum, video bitti zannettim fakat daha Pakistan'ı anlatacaktım. Pakistan dediğimizde ise Pakistan'da aslında Danimarka'nın tam tersi özellikleri sahip olan ülkelerden bir tanesidir. Pakistan yine tarıma dayalı ekonomisi olan ülkelerden bir tanesi. Güney Asya ülkelerinden birisidir. Hint Yarımadası'nda yer alır ve bu alanda
bulunduğu coğrafi konum itibariyle ülkenin kuzeyinde Himalaya dağları, batısında geniş platolar, doğusunda İndus Nehri ve Tar Çölü yer alır. Burada kısa küçük bir haritasını çizmeye çalıştım. Tabii ki kuzeyinde ve doğusunda karasal iklim hakim. Himalaya dağları ve Tar Çölü'nden bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Fakat ülkenin büyük bir kısmında, yani Hint Yarımadası'nda yer aldığına göre, muson ikliminin hakim olması normaldir diyebiliriz. Ekonomik sektörleri içerisinde tarım önemli bir yere sahip ve yaklaşık olarak nüfusun yarısı tarımda çalışmaktadır denilebilir. Pakistan'da tarım alanlarının yarıdan azı çok küçük işletmeler halindedir ve ekilebilir alanların büyük kısmı belirli kişilerin elinde yer alır ve ülkede sulama sistemleri, yani sulama sorunu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar. Genelde geleneksel yöntemler kullanıldığı için verim oldukça düşüktür ve bu alanda sulama kanalları eskiden bir İngiliz sömürgesi olduğu için İngilizler tarafından yapılmıştır ve hala bu sulama kanalları kullanılmaktadır. Bu nedenle sulama altyapısı oldukça az ve kötü durumdadır ve toprak erozyonu oldukça fazladır. Pakistan dünyada en fazla pamuk üreten ülkelerden bir tanesidir ve ülkede sadece tekstil sanayi gelişmiştir. Genelde ürettiği pamuğu kendi sanayisinde kullanmaktadır. Fakat yine modern yöntemlerle yapılmadığı için verimi oldukça düşüktür. Ve bu alanda pamuk dışında buğday ve yağlı tohum bitkileri ekilir. Ülkeye baktığımızda hayvan sayısı bakımından oldukça fazla hayvan sayısı vardır. Fakat verim oldukça düşük olduğu için elde ettiği gelir, yani hayvancılıktan elde ettiği gelir oldukça düşüktür. Özellikle koyun yetiştiriciliği, manda, sığır ve keçi yetiştiriciliği yapılır. Denize kıyısı olduğu için kıyı balıkçılığı da gelişmiş durumdadır. Fakat kıyı balıkçılığı da modern yöntemlerle yapılmadığı için yine verim anlamında ve elde edilen gelir anlamında ülkeye büyük bir katkı sağlayamaz ve Pakistan bu sebeple gelişememiş ülkelerden birisi olarak karşımıza çıkar diyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.